Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir koton ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Kullanacağım şiş 4 numara. İpimiz orta kalınlıkta. Şöyle bir koton ip. Modelimiz yazlık, mevsimlik harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. İlmeklerimizi 2 şişle de çıkartabilirsiniz. Şöyle tek şişle de çıkartırsanız, hafif şöyle gevşek yaparak ilmekleri alırsanız daha kolay yapabilirsiniz ve altta da çok çekme olmaz. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ilmekle modeli anlatmaya başlayacağım. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı bu şekilde ayarlayacaksınız. Birinci ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Gerçi bu modelde hem gidişte hem dönüşte kenar ilmeğini örmemiz gerekiyor. Kenarda çekme olmasın diye. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ve arkasındaki iki ilmeğimi ikisini bir bu şekilde ikisini bir kestim, yani sola doğru tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar sol şişime taktım ve ikinci kez aynı ilmeği ördüm. Bir ilmek doladım. Artırma yaptım burada. Yine iki ilmeğimin ikisini bir şu şekilde düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm ve tekrar sol şişime taktım, ilmeğime bir kez daha düz olarak ördüm. Bir doladım. Modelimizin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İki ilmeğimin ikisini bir örüyorum, tekrar şişime takıyorum. Bir kez daha örüyorum aynı ilmeği. Tekrar bir artırma yapıyorum. Önce ikisini bir kestik. Daha sonra şişime takıyorum. Bir kez daha örüyorum. Ve bir kez artırma yapıyorum. Doluyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şişime taktım. Tekrar aynı ilmeği ördüm. Şöyle bir görüntümüz var. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim sola doğru. Aynı ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Bir doladım. Son iki ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde yaptım. Yine kestim önce. Daha sonra aynı ilmeği tekrar ördüm. Sıra başında artırma yapmamıştım. Direkt kesme işlemi yapmıştım. Onun için sıra sonunda yapıyorum. Bir kez doladım, yani sıra sonunda artırma yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında dolama yapmadıysak artırma sıra sonunda yapalım. Eğer sıra başında yaptıysak sıra sonunda yapmamıza gerek yok. İlmek sayımız artar yoksa her iki tarafta da yaparsak. İkinci sıra arka yüzündeyiz. İlmeğimi şöyle çeviriyorum. Kenar ilmeğimi tekrar taktım ve ördüm. Bu modelde hem gidişte hem dönüşte kenar ilmeğimizi örelim. Kenar ilmeğini ördükten sonra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın şu ajurumu düz ördüm. Yanındakini hepsini tek tek düz olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Modelimiz tam yazlık bir model.
İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Ben bunu koton iple denedim. Şöyle, evet. Kenar ilmeğimi dördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi şöyle çevirdim, tekrar taktım ve düz olarak ördüm. Şimdi her ilmeğimizi 3 kez örüyormuş gibi yapacağız. Bakın bir kez düz ördüm, bir daha ördüm, aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Yani ilmeği düz olarak örüyoruz ama 2 kez dolanmış oluyor. 1, 2, 3. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapalım. Tek tek hepsini 3 kez örüyormuş gibi şöyle yapalım. İsterseniz şöyle 3 kez dolaya da bilirsiniz. 2, 3, 1, 2, 3. 3 kez doladım ve aynı ilmeği düz olarak ördüm. Böyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde aynı ilmeği 3 kez örüyormuş gibi de yapabilirsiniz. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Evet. 2 3 kez ördüm. Son ilmeğimi de, kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şişemiz tamamen şu şekilde doldu. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi aldım, çevirerek taktım ve bir kez daha ördüm. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. İlmeklerimizi şimdi ters olarak öreceğim. Bakın örüyorum, daha sonra bırakıyorum. Ters olarak ördüm ve bıraktım ilmeğimi. O doladığım ipler açılınca ilmeğimin boyları uzadı bakın arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. İlmekler açılınca şöyle bir genişleme oluyor. Örerken bu kısım biraz sizi yorabilir ama şimdi bir sıra daha geçince toplayacak ilmekler kendini. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi bu şekilde aldım. Tekrar sol şişime taktım ve bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğin boyunu uzatmış oldum. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. 5. sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Daha ince ip, kalın şiş de kullanabilirsiniz. Görüntüsü daha da dantel gibi olur. Örgünüzün. Şöyle elimizle bir düzleyelim. Böyle arkadaşlar, bakın model kendini göstermeye başladı. Şimdi 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım, çevirdim ve tekrar sol şişime taktım
düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz dediğim gibi 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da çift olması gerekiyor. Yani 2 ve 2'nin katları. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi kuracağız. Bu model lastik istemiyor. Geniş salaş şeyler örecekseniz hiç lastik yapmanıza gerek yok. Ben de özellikle lastiksiz göstermek istedim. Evet, modelimiz bir kez kuruldu. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Hemen bir kez daha kuralım hep birlikte. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım, bu şekilde düzelttim ve tekrar taktım ve ördüm. Dediğim gibi bu modelde kenar ilmeğimizi hem gidişte hem dönüşte örmemiz gerekiyor. Kenarda çekme olmasın diye. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Tekrar sol şişime taktım. Bir kez daha ördüm. Aynı ilmeği. Bir doladım. İki ilmeğimi bir sol kestim. Düz örerek tekrar aynı ilmeğimi bir kez daha ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi bir sola doğru kestim. Aynı ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir doladım. İki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Tekrar sol şişime taktım aynı ilmeğimi. Bir kez daha düz ördüm. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bir doladım. Son iki ilmeğim kaldı. Onu da aynı şekilde düz örerek kestim. Aynı ilmeği tekrar ördüm. Sıra başında artırma yapmadan kesme işlemi yapmıştım. Şimdi sıra sonunda artırmamı yaptım. Bir doladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi aldım, şu şekilde tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu ajurlarımız ve diğerini düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Bakın dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi yine aynı şekilde aldım. Tekrar şişime taktım ve düz olarak ördüm. Şimdi bütün ilmeklerimizi 3 kez örüyormuş gibi bakın. 1, 2, 3. Aynı ilmeği 3 kez örüyormuş gibi yapalım. Yani 3 kez ip dolamış olacağız. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi böyle 3 kez örüyormuş gibi aynı yere batarak yapalım. 1, 2, 3. İlmeğimizi tamamladık. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi
3 kez örerek devam ediyorum. 3. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Tekrar çevirerek şişime taktım, sol şişime ve düz olarak ördüm. Bakın ilmeklerimiz şu şekilde. Bunları ters örüyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Şişimden bıraktım. Ters olarak ördüm. Şişimden bıraktım. İlmeklerim uzamaya başladı bakın. Bırakınca ilmeklerin boyları uzuyor şu şekilde. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. 2 sıramız kaldı. Modelimiz 6 sıradan oluşmaktaydı. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Bence harika, dantel gibi görünen bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kenar ilmeğimi yine aldım. Şöyle çevirerek tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar kenar ilmeğimi aldım, çevirdim ve düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz modelin. Son sıramız. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bu modeli merserizi iplerle de yapabilirsiniz. Yani mevsimlik iplerinizde kullanabilirsiniz. Ne yapacaksanız ona göre değerlendirebilirsiniz. Bu modelden güzel şal da olur. Etol şallarda kullanabilirsiniz. Şallık iplerinizle. Evet, şöyle düzeltelim ilmeklerimizin boyunu. Modeli bakın 2 kez kurmuş olduk. Şöyle hafif bir buhar da verebilirsiniz. Ütünün buharını yani. Daha da şu düzgün olur şuradaki uzun ilmeklerimiz. Ben şöyle bir de büyük bir parça yaptım. Onu size göstereyim. Şöyle. Bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık arkadaşlar. Modelimiz böyle. Bugünkü yazlık bir örgü tercih ettim. Şöyle göstereyim. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın ilmek boyları şöyle uzun uzun. Şu 3 kez doladığımız yerler. Bunda da yine lastik kullanmadım. Bu ipe de çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle renkler aralarda şöyle hafif. Değişik bir görüntü oldu. Evet. Dediğim gibi lastik istemeyen bir model. İsterseniz altını 2 şişle de başlayabilirsiniz ilmeklerinizi alırken. Tek de alırsanız biraz
geniş almaya çalışın. Kenar ilmekleri de hem gidişte hem dönüşte örmeye çalışın arkadaşlar. Bakın o zaman bu şekilde ilmek kenarlarda çekme olmaz. Evet, bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bu modeli de dediğim gibi istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda, hırkalarınızda, şöyle deniz kenarında giyineceğiniz uzun salaş giysilerinizde bence gayet güzel kullanılabilecek bir model. Evet, yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.